Yeşim Salkım kızı Ada'yla birlikte tatile çıktı. Bodrum'da mini bir kriz yaşandı. İşte o krizin sebebi ve Yeşim Salkım'la yaptığımız keyifli söyleşiden öne çıkan detaylar. Aşkın tadı yok, böyle aşk hiç olmasın. Dolaşalım el ele, görmeyen kalmasın. Yeşim Salkım'ın Bodrum krizi. Beni versen bir kaşık suda boğacak. Ünlü şarkıcının Bodrum'dan çok özel görüntüleri Magazin 8'de. Yalıkavak'tayız. Yeşim Salkım ayağının tozuyla Bodrum'a geldi. Bugün başladık daha tatile. Dün geldik. Biraz uzun kaldık biz. Hem televizyon programı geç bitti. Hem de bayram için konserler vardı. Onları da yaptık. Geç olsun, güç olmasın. Ailecek gelmişler Bodrum'a. Hakan, eski eşim, Ada, büyük kızım, o da bu akşam geliyor. Ondan sonra kardeşim burada, yeğenler burada, gelin burada, hep beraber tatil yapıyoruz. Mücemat ailece burada. Sorma, sevimli aile tatilde durumundayız. Küçük kızı Ada, annesiyle klipte rol almıştı. Postacı şarkısında annesiyle düet yapan ve klipte rol alan Ada tam bir deniz aşığıymış. Ada zaten en son ben denize girdim diye beni versen bir kaşık suda boğacak o durumda tabii. Çünkü çok seviyor denizi. Özlüyor tabii çocuklar çünkü zaten yaz 2 ay. Hani çok az. Tatilde belli bir sürede oluyor onun için mutlu. Deniz aşığı Ada ileride sporcu olabilirmiş. Ada'nın jimnastiğe çok merakı var. Ada jimnastiğe gidiyor. Hatta son zamanlarda da ülkemizi çok güzel temsil eden bir kızımız var Begüm biliyorsun ve dünya şampiyonu oldu. O daha önce de var onun şampiyonlukları ve ona baktıkça ben hep adayı böyle olsun diye dualar ediyorum. Ada meslek seçimi konusunda özgürmüş. Mesela bir anne baba kendi yapmadığı her şeyi çocuğuna göstermeli. İlla senin yapman gerekmiyor onu. Göstermelisin, anlatmalısın, öğretmeye çalışmalısın bir şekilde. Bunları yapıyoruz ama tercihi onun. Sanata da ilgiliymiş Ada. Öğretmeni de yeteneğinin çok üstünde olduğunu söyledi. O yüzden özel resim kursuna gidiyor. Onu çok seviyor. Gerçekten müthiş resim yapıyor. Tatil detaylarını konuşalım biraz da. Eskiden Bodrumluydu Yeşim Salkım ama gelenekler değişmiş. 20-25 gün yani işte o kadar kalacağız. Hani Allah'tan bir mani çıkmazsa kalacağız. Genelde her sene Bodrum'da mı yaparsınız hemen? Her sene. Benim daha önce Bodrum'da evim vardı. Sonra baktım ki çok uzun gelemiyorum zaten. Sattım orayı. Şimdi daha kısa tatiller. Geliyoruz otelde kalıyoruz. Daha iyi oluyor böyle. Çünkü başka yerleri de gezebiliyorsun. Ben mesela biraz Çanakkale taraflarını çok severim. Asos taraflarını. İşte Eylül gibi oraya giderim. 3-4 gün Çeşme'ye giderim. Bodrum'daki evi satmış. Bir süre daha buralardan ev almayacakmış. Buzdağının bir görünen yüzü vardır herkesin hayatında. Bir de görünmeyen yüzü vardır. Bizim de bir görünen yüzümüz var. Bir de görünmeyen yüzümüz var. Hani benim şahane bir hayatım oldu. Mis gibi kazıklar yedim. Kazık yemek kaba tabirle deneyim kazanmak anlamına da geliyormuş. Bütün insanlar büyürlerken, olgunlaşırlarken düşe kalka büyüyorlar. Çocuğumuza bile bunu öğretiyoruz. Yani ben de düşe kalka büyüdüm demek istedim aslında orada. Röportaj bitti. Yeşim Salkım yakın arkadaşlarıyla sahilde güneşlendi. Bu arada biraz görüntü aldığımızı yeni fark etti ünlü şarkıcı. Efendim hiç sorun yok. Çok iyi görünüyorsunuz. Bıktım ben gizlemekten, gönlüme sus demekten.